Evet değerli Hanım of Kings izleyenler, bugün kahraman tanıtımı yepyeni bölümle karşınızdayız. Ben sunucunuz Ahmet Nova Yılmaz ve bugün değerli misafirim Vrap var. Vrap hoş geldin. Hoş buldum abi. Bugünkü kahraman konuğumuz tabii Meta'ya son an zamanlarda giren ve artık gönlümüze yer edinmiş Yu Huan. Bunun sebebi de birazcık GPL Dream Team, hatırlayanlar bilir. Birazcık meta'ya soktu. Özellikle mid'de oynayarak. O yüzden biz de bugün onu tanıtacağız. Mecbur anlatmak zorunda bıraktılar değil mi Yuhan'ı? Yani bir ormanda gördük. Daha sonra orta koridorda neler yapabildiğini gördük. İstersek ya, support'ta görebiliriz. İstersek. Belki bu da bir spoiler'dır önümüzdeki dönemlerde. Yani Yuhan deyince Vrap, aklına hangi anahtar kelimeler geliyor? Yuhan gelince aklıma bu da birazcık mid'de oynandığı zaman supportif olabiliyor. Çünkü can takım arkadaşlarına güzel bir can yenilemesi sağlıyor. Tamam, anahtar kelime can yenilemesi. Başka? Evet. Bir de hasar. Hasar. İki. Bu karakter iki yüzlü bir karakter diyebiliriz. Duydunuz. Ya, tanıyın. Yuhan'ı iyi tanıyın. Kötü anlamda değil. Bir hasar veren tarafı var. Bir de can veren tarafı var. Onları birazdan anlatacağız. Anne gibi. Anne gibi. Döver de, söver de ve sever de. O biraz tam tersi oldu. Yakın. Nasıl bir... Sever de söver de değil mi? Öyle miydi? Hem döver hem sever. Daha doğrusunu söyle. Sen tabii tecrübelisin ha. Biraz. Hepimiz. Yani şimdi hasar veren, can veren, bir de dokunulmaz. Onu tabii da ben ekleyeyim. Doğru mu? Bu evet. Üç anahtar kelime bize Yuhan'ı anlatıyor. Peki bu karakter bir metadaydı, bir orman olarak oynandı. Devamında işte bu KPL Dream Team, yani Çin takımının bize gösterdiği orta koridor Yuhan'ın etkisi ve acaba ya o kadar kuvvetli orta koridorlar var ki büyücü olarak, işte Lady Zhen cevabı yok diyorsun. Yani Frost alıyorsun bir nebze ama sonra bir Yuhan çıktı. Hasarı yetmeyen bütün orta koridorlara karşı çok kuvvetli. Aynı zamanda takım savaşlarında iç içe durduğun sürece can da basıyor, kitle kontrol veriyor. Bir de ayıp olsun diye de hasar da vuruyor bu kadar. Yavaşlat da veriyor. Aa, bak daha yepyeni anlattıkça neler çıkacak acaba? Vergi borcunuzu ödüyor, aidatınız konusunda yardımcı oluyor, ev sahibiyle kira anlaşmalarınızda da size büyük bir dostluk sağlıyor diyormuşum. Çok Yuhan, şey veriyor. Her şeyi veriyor yani. Peki o zaman Vrap, senden şimdi çok fazla biz böyle övdük de övdük ama bunun gerçeğini bir kanyonda göstermemiz lazım. Pasifi ve yetenekleriyle. Evet. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. Başlayalım. Öncelikle pasifimiz aslında bu karakterin gördüğünüz üzere 4 tane yeteneği var. 4. yeteneğimiz aslında bizim pasifimiz. Şöyle pasifimiz. Mavi formundayken hasarımız daha fazla oluyor. Ama yeşil forma geçtiğimizde aksine hasar değil, bu sefer hem kendimize hem takım arkadaşlarımıza can veriyoruz. Yani pasif aslında formumuzun rengine göre ya bir hasar verici oluyor, mavi ise, yeşil ise can veren oluyor. İlk önce birinci yeteneğimizden başlıyoruz. Birinci yeteneğimizde gördüğümüz üzere 4 tane kukla var karşımızda. Bunları rakip olarak düşünebiliriz. Hı-hı. Bu birinci yeteneğimiz bastığımızda 4'üne birden bir ses dalgası gönderiyor. Ve bu ses dalgası aslında adamlara hasar veriyor. Ve aslında bu birinci yeteneğimizi kullandıktan sonraki düz vuruşumuzda attığımızda bir kereliğine daha fazla hasar vurmuş oluyor. Evet, güçlendirilmiş düz vuruş oluyor. Evet, güçlendirilmiş düz vuruş oluyor. Ve ilk yeteneğinin verdiği hasar da o 4 kuklaya da eşit değil mi? Evet, eşit. Eşit bir hasar yansıtıyor. 4 tane vurabiliyor sadece. 5. Eğer 5 tane rakip varsa 5 tane vurmuyor maalesef. 4 tane atıyor. En yakındaki 4 kişiye vuruyor. Evet, en yakındaki 4 kişiye vuruyor. Ondan sonra bir tane de güçlendirilmiş ota atak atmamızı sağlıyor. İkinci yeteneğimiz de etrafımızda şöyle bir çember oluşturuyor. Bu çember eğer rakip karakterlere değerse herkese kitle kontrol sağlamaya yarıyor ve ufak bir ses dalgası gibi bir şey yolluyor. Bu ses dalgası da az da olsa bir hasar vuruyor. Hasar, yani dalgalar mavi ise hasar demektir. Evet, kısacası öyle, çok iyi tanımladınız. Tüm yeteneklerimiz ufak bir dalga gönderiyor ve bu tüm yeteneklerimiz, peki dalga ufak da bir hasar vuruyor. Hasar. İkinci yetenekteki ama o çemberin dışında dediğimiz noktada kitle kontrol. Evet. Sayı önemli değil. Sayı önemli değil. Kitle kontrol ve hasar vuruyor tabii ve ki. Ve onu mesela sıçrayla dedin ya. Yani onu da gösterebilir misin? Sıçrayla nasıl tabii ki sıçrayla şöyle kombolayabiliyoruz. Mesela uzaktayız. Adama yetişmemiz gerekecek. Şöyle adamın görüş midde olduğunu, hı-hı, biliyoruz. Biz de uzaktayız. Şöyle yetişmemiz gerekecek. Takım arkadaşlarımızı sıçraya atıp patlamadan hemen önce yetişebiliyoruz adamlara. Takım arkadaşımız
mesela kötü bir durumda ona yetişmemiz gerekiyor. Anladım. Bu şekilde kurtarabiliriz. Üçüncü yeteneğimiz abi can veriyor. Hı. Onu da kuleden bir hasar yiyerek görebiliriz. Hı. Şöyle kuleden biraz hasar yiyelim. Üçüncü yeteneğimize basalım. Canımız güzel bir miktarda doluyor. Mutlaka. Ve bunun yarısı kadar da takımımız eğer bu çemberin içindeyse can alıyor. Ha, o bir menzil içerisinde olan. Evet, menzil içerisinde takımımız varsa şu menzilin içerisinde bizim aldığımız canın yarısı kadar onlar da bir can alıyor. Anladım. Yani o zaman ilk yetenek, ikinci yetenek bir dalga gönderiyor. Dalgalar hasar veriyor. Hı-hı. Ama ikinci yetenekteki dalgın hasarı biraz daha az ama onun menziline uçtaki noktaya değdirdiğin zaman kitle kontrol. Hı-hı. Üçüncü yetenekte havaya sıçrıyorsun. Orada birkaç çalgıcı hareketi yapıyorsun. Bir melodi çalıyorsun büyük ihtimalle. Sonra oradan inince de işte kendine can, takım arkadaşlarının o menzil içindekilere %50 kadar evet, can dolduruyorsun. Kendinin aldığının %50'si kadar ve aynı şekilde gene tabii ki üçüncü yeteneğimizde bir bastığımızda ses dalgası gönderiyor ilk seferinde ve patladığında da bir ses dalgası gönderiyor. İki kere hasar vurmuş oluyor aslında. Hasar vuruyor. O zaman bir nevi aynı zamanda biz kule altınları da Yuhan'la yapabiliriz yani. Evet. Kule altına girerim, canı az olan varsa ben ölmek üzereyken ulti de basarım. Bu sayede hem rakibi kule altına hasar veririm, hem hasar almaz olurum, hem de takımcı daldıysak herkesin canını arttırırım. Onu da şöyle gösterebiliriz. Şimdi kule altında mesela kule altı yapmak istiyoruz. Hı hı. Kule altındaki adamın canı az ve takımla tanklayacak da tanklayacak durumda o an birisi yok. Kim evet, tanklayacak? Ultim varsa tabii ki ben tanklayacağım. Kule altına girdim, hem rakibe vuruyorum, hem takım arkadaşlarım rakibe vuruyor. Tam ölecekken ultim basıyorum, kule hitini yemiyorum, artı canımı kazanıyorum ve eğer yanımda takım arkadaşlarım varsa, onların da canı azaldıysa onları da fulluyorum ve çok rahat bir şekilde kule altına girip rakibi kesip çıkabiliyoruz. Sen alkışlıyorum ya. Yani bir şey de yapma ya. Bir şey de yapmayıver. Yani ulti basarken hasar vurma, can doldurma, ya kendine doldur, insan bir bencil olur. Yarısı kadar dağıtıyorsun. Böyle bir şey yok. Yani. Şimdi asıl bu kule altını diğer moddayken daha rahat yapabiliyoruz. Şu an mavi moddayız. O kadar rahat yapamadık. Çünkü mavi modda... Ya bir de bunun yeşil modu var değil mi? Unuttum bir anda ya. Evet. Bence bu yeter bir karakter olması için yani. Şimdi bu Yuhan olsun. Bir de yeşil Yuhan olsun yani. Şimdi yeşil moduna geçtik. Şimdi yeşil modunda ki gene birinci ve ikinci yeteneğinin şeyi aslında pek fazla değişmiyor. Tek değiştiği şey birinci yetenekte, ikinci yetenekte ve üçüncü yetenekte bir ses dalgası bırakıp hasar veriyordu. Evet. Bu ses dalgasını artık bırakmıyor. Bunun yerine ilk yeteneğe bastığımızda gördüğünüz üzere canımız 154 arttı. Evet. Bir tane daha bastık, bir daha arttı. Burada mavi moddayken ki hasar yerine, o ses dalgası yerine bu sefer can veriyor. Hasarı vurmuyor. Yani daha az hasar vuruyor. Onun yerine can veriyor. Anladım. Ve şöyle de bir şey var. İlk yeteneğe bastığımızda sadece biz can almıyoruz. Tabii ki burada olan, yanımızda olan takım arkadaşlarımız da alıyor. Tabii canım. Yani ben ayıp olur diye sormadım zaten yani. Ama şimdi şöyle bir şey daha var. Bununla tabii ki yetinmiyor. İkinci yeteneğimizin de mavi moddayken bir patlama hasarı vardı evet, ilk başta. Bu sefer de ikinci yeteneğimize bastığımızda gene patlama hasarı olmuyor. Onun yerine gördüğümüz üzere can alıyoruz. Bu sefer hasar olmayıp gene can alıyoruz. Ultimizde de aynı şekilde. Bu sefer daha fazla can alıyoruz ve ultimiz ilk patlama tabii ki yapmıyor. Mavi moddayken ilk bastığımızda patlıyordu. Yere indiğinde tekrar patlıyordu. Ama bu sefer sadece yere inerken ki ulti hasar vuruyor. Bastığımızdaki ulti gördüğünüz üzere hasar vurdu. Evet, evet. Ama daha fazla mı can veriyor bu? Evet. Mavideyken bastığımda ulti bana can ve takıma %50 can veriyordum ya. Yeşildeki can daha mı fazla oluyor? Evet. Takıma gene %50'sini veriyor. Ama şöyle %50'sini veriyor. Biz az önce mesela 1000 can çalıyorduk. Şimdi 1500 çalıyoruz. Mantıken takıma aslında %50'lik daha fazla can vermiş oluyor. Evet. Yani total anlamda ben atıyorum 1000 alırken 500 veriyordum. Yeşil modda 1500 alıyorum, 750 veriyorum. Sadece hasarım yok gibi bir şey yani. Canınız azken veya takımın canı azken yeşil modda, canınız fullken takımın canı fullken hasar vurmanız gerekiyorken mavi modda oynamanızı tercih ediyorum. Ya o zaman ben başıma bir şey gelse ambulans yerine Yuhan'ı yeşil moduna çağırmam lazım. Mahalleye kavgaya giderken de mavi Yuhan'ı çağırmam lazım. Evet. Bu çok iyi anlattınız. Mi? Çok iyi bu kadar değil mi? Evet. Şimdi bu Yuhan'da şey oluyor mu? Mesela orta koridor oynarken üst koridor seni çağırıyor ama benim canım az, bir gel benim canım, bir canla beni. Ya. Ya da alt koridor ya bir gel gelsene ya, bir uğramıyorsun bak, canımız düşük, bizi bir canla kardeş. Aslında ne yalan söyleyeyim, mid oynarken biraz bencil olabilirsin. Yani öyle çok takıma gideyim can vereyim değil, ayağıma gelirse can veririm. Ben support değilim günün sonunda diyebilir. Çünkü benim de hasarım var değil mi? Evet, ben mavi modda oynamak istiyorum, kim ne diyebilir? Öyle. Can mı istiyorum? Gel ulti basacağım büyük ihtimalle bir dakika içerisinde. Nasiplenirsen. Yanımda takıl, ben sana gelmek zorunda değilim. Bırak o nişancıyı, gel bana oyna. Orta koridora beraber itelim. Rakip ormana basalım. Ne yapacaksın bir nişancıyı diyebilirsin o zaman. Aynı şekilde
şunu da atlamış olabiliriz. Bu ilk yeteneğimiz 4 tane tabii ki rakip karakterleri vuruyor. Ama evet. Minyonlara da aynı şekilde. Bu sadece rakip karakterleri. En yakınındaki 4 birime vuruyor diyelim o zaman. Evet. Yani bu 4 birimde 3 minyon sonra bir kahraman olabilir ama kahraman arkasındaki 4-5 kahramanı sekmez. En yakınındaki 4 birim. Evet. Bu orman kampı, bu 1 milyon ve rakip kahramanlar olabilir. Evet. Tamam. Yuhanda anlatılacaklar bu kadar. Peki kule altına girerken şimdi ben mavi yuhanla mı kule altı yapmalıyım ya da yeşil yuhanla mı kule altı yapmalıyım ya da hangi şartlara göre neyi yapmalıyım? Aslında güzel kullanabilirsen iki modla da çok güzel şeyler çıkarabilirsin. Şöyle çıkarabilirsin. Mavi modda kule altına giriyoruz. Hasarımızı vuruyoruz. Tam ölecekken yeşil moda geçip yeşil moddaki ultiyi basıyoruz. Ve mavi modda hem daha fazla hasar vurmuş oluyoruz. Çıkmamız gerektiğinde de bir anda yeşil moda geçip yeşil moddaki ultimizi kullanıp daha fazla can doldurup kule altından çıkmış oluyoruz. Bir de nasıl yapacağım? Benim iki tane parmağım var ya. Çok ben ilk yeteneğe basacağım, ikinci yeteneğe basacağım, sonra mod değiştireceğim, sonra ulti basacağım. Aslında çok zaten zor olmuyor. Gerçi bunu yaparsam Ryuga'dan daha fazla parmak kullanmış olacağım ama şaka yapıyorum. Buradan da Ryuga'yı çok seviyorum. Çok iyi oynuyor. Çok kıskanarak konuşuyorum. Yani Yuhan bu kadar. Yani bu gir, kadar. Maviyle gir, yeşile dön, ultiye bas, çık diyorsun. Ama illa da rakip kule altında maviyle vurdum hasarı. Baktım azıcık canla kaçıyor mu? O zaman da mavideyken ulti basıp gideyim peşine hasar vurayım diyorsun. O da olabilir. Sıçranız varsa kule altının dibine girip adamı kesip o şekilde ultiyle mesela canınızı doldurup gene çıkabilirsiniz. Ya da takım savaşımda çok tank var zaten. Benim hasarıma ya sen hasarını yapma. Senden biz hasar istemiyoruz kardeşim dediklerine de sadece yeşil modla kule altına girip canları basarım, ultime basarım, can doldururum. Bana da cancı Yuhan derler diyebilirim. Yani onun yerine o zaman support da oynar. O da bir seçenek. Evet. Bu karakter çoğu yerde oynanabilir. Evet, yani buradan o zaman Uryan'a, Ryuga'ya sesleniyorum. Support havuzunuzu genişletmek istiyorsanız Wrap dedi ki support oynanıyor. Oynanabilir. Tercihe bağlı. Çok iyi olanlar oynar diyorsun sadece. Yani midde de tercih edilebiliyor. Support'ta da sonuç olarak çok fazla can basabiliyor. Jungle'da da çok tercih edildi. O yüzden çok efektif bir çar aslında. Hı-hı. Çoğu yerde kullanılabiliyor. O yüzden meta'nın üst yerlerine yerleşti. Yani kombosu nedir? Direkt ilk yetenek, ikinci yetenek ulti mi? Yok, daha çok mesela adam uzaktadır. Hı-hı. İkinci yeteneğinle hareket hızı aldığın için adama yaklaşırsın, adama stun atarsın, sonra ilk yeteneğini atarsın. Üçüncü yetenek zaten öyle çok hasar vurmak için tercih edilen bir yetenek değil. Yani bu karakter zaten öyle birini yakalayayım, keseyim diyebileceğiniz bir karakter değil. O zaman genelde ikinci yetenek, birinci yetenek diye bakıyoruz. Evet, ya hasarımızı bırakıp çıkıyoruz. Gerisini takıma bırakıyoruz veya takımın yanında devam ediyoruz, onlara can basıyoruz. Anladım. Valla zaten aslında anlatmaya gerek yok. Her şey gördüğünüz gibi. İnanılmaz, her yetenek can basıyor yani. Evet. Hemen hemen. Can basamadığı yetenekler hasar vuruyor yani. Bari bir şey yapmasın yani bir yetenekte yani. Bir yerden kız. Can basmıyorsan hasar vurma. Ya bu kesin zayıflatmayacak. Yeni güçlendirmeydi. Bir süre muhtemelen bunun acısını çekeceğiz. Sonradan evet. Zayıflamayı i̇şte göreceğiz. Duydunuz. Bu bir açıktır. Açık ilanıdır. Yıldız kasamıyorum diyenler. Galibiyet almakta zorlanıyorum diyenler. Yok işte ben support oynuyorum. Ben can basıyorum ama nişancım taşıyamıyor diyenler. Müthiş bir fırsat. Tamı tamına ücretsiz bir şekilde. Hem can basabileceksiniz. Hem hasar vuracaksınız. Hem kule altı giriyorsunuz. Herkesi besliyorsunuz, doyuruyorsunuz. Öyle bir karakter arıyorsanız doğru adres Yuhan'da. Kesinlikle. Vallahi ağzına sağlık Burak. Teşekkür ederim. O zaman şimdi madem bu kadar çok az bir şeyi becerebilen bir karakter olarak Yuhan'ı daha efektif kullanma yetmiyormuş sanki yetenekleri efektif olması adına yetmiyormuş gibi bir de Arkana ve şu eşya diziliminden de bahsedelim. Bahsedelim. Kırmızı ağaçtan kabus giriyoruz abi bu sefer. Normal, yakışır. Kabus büyü saldırısı, büyü delme veriyor. Hasarımız tamamlasın. Zaten yeterince can alıyoruz. Bu kadar. Biraz da hasar vuralım. İhtiyacımız da var. Var, biraz var. Biraz hasarımız var. O kadar fazla yok. Dünyayı yok etmek için var, evet. İkinci yeşil olarak da hayal gücü. Hayal gücü geniş bir karakter zaten. Hı-hı. Çok farklı şeyler yapabiliyor. O yüzden bu Arkana'yı daha uygun gördüm. Bu da aynı şekilde büyü delme veriyor. Ufak da bir saldırı hızı veriyor. Bunun aslında pek önemi yok. Daha çok delme için yapıyoruz. Evet. Mavi ağaca gelecek olursak mavide de av giriyoruz. Av da hareket hızı veriyor ve saldırı hızı veriyor. Aslında buradan önemli olan genel hareket hızı. İkinci yeteneğimizde hareket hızı alıyoruz. Birinci yeteneğimizde de yavaşlattığımız için arkanadan da hareket hızı aldığımız için aslında rakipler bizden kaçması çok zor oluyor. Rahat bir şekilde yakarıyoruz. Takım arkadaşlarımız da rahat bir şekilde son darbeyi vurabiliyor. Bana sorarsanız arkana yasaklanmalı Yuhan'da ama hani sonuçta adil değil hayat. Birazcık adil davranmıyor. Evet, ama büyü delme, hareket hızı genelde
herhalde bunlar ana konumuz. Bekleme süresinden ziyade Yuhan. Yani bekleme süresi de çıkılabilir aslında. O da tercihe göre tercih. Değişir. Bekleme süresi de olabilir, evet. Ama sen sanki yeterince hasar yokmuş gibi daha fazla hasar istiyorsun. Daha fazla hasar. Tamam, bu senin tercih. Mavi modda oynamayı seviyorum. Mavi modda, evet. Biraz bencilim. Doğru. Ben zaten gören yok senin yeşil modda oynadığını. Hatta bir ara kayıp ilanı falan verdik yani. Wrap'ın yeşil mod Yuhan'ını gören var mı diye. İşte çıkmadı bir şeyler. Arkanamız bu kadar o zaman. Neye geçiyoruz? Eşya dizilimi. Eşya diziliminde aslında gene bot olarak başlayabiliriz. Evet. Ve bu bot gene dinginlik çizmesi olabilir veya gizem çizmesi olabilir. Yani gizem çizmesi bize mana veriyor. Manaya biraz ihtiyacımız olabilir. Var. Dinginlik çizmesi de bekleme süresi veriyor. Aslında bekleme süresine de ihtiyacımız var. Çünkü birinci ve ikinci yeteneklerimiz önemli. Ultimizin evet. De erken gelmesi takım için gayet. Bazen gelmesi de olur ya. Yani o kadar güçlü ki yani daha da erken gelip gelmesin ya. Yani. Gelsin. Sen lazım olur. Oynuyorsun Yuhan, o yüzden öyle. Lazım olur. Buna kutsal kase çıkıyoruz ilkten. Kutsal kasede büyü saldırısı, bekleme süresi, can veriyor. Ve mana dolduruyor. Manan dolu olunca da sana dolu olduktan sonra can doldurmaya başlıyor. Aynen öyle. Yani nereden bildiğimi sorma. Galiba Yuhan oynuyorsun. Hayır, Yuhan'a karşı oynuyorum. Yani burada önemli olan tabii ki can. Çünkü çok kırılgan bir karakter. Tamam, çok fazla güçlü, çok fazla can basabiliyor. Hasarı da bir nebze yerinde. Ama kırılganlığı da ayrı bir seviyede. Çok kırılgan ya. Ulti basıp hasar almıyor. Yani can barı biraz düşük. O yüzden hem can, hem can yenilenmesi, mana yenilenmesi alıyoruz bundan. Hem de büyü saldırısı ve bekleme süresi alıyoruz. Aslında bizim için gayet iyi, ideal bir item oluyor. Mutlaka. İkinci eşyamız ise büyü asaları. Bunun aslında pasifi için kullanabiliyoruz. Bu tabii ki gene büyü saldırısı, max mana. Yani manayı aslında buradan karşılıyoruz. Evet. Max can, hareket hızı. Hareket hızı da bizim için çok önemli. Ama bu büyülü asanın asıl önemli olan yeri oto atağımızı güçlendiriyor. Bizim de ilk yeteneğimizden sonraki oto atağımız güçlü olduğu için karşı rakibe daha fazla hasar vurmamızı sağlıyor. Güçlendirilmiş oto atağı daha da güçlendirilmiş hale getiriyoruz. Yetmiyor çünkü yani. Yetmiyor. Dedim ya, içinden geçecek insanım. Biraz daha. Yani öyle ölmedi, böyle ölsün diye çok mantıklı. Biraz, evet. Üçüncü eşya olarak da Alacakaranlık Nehri'ni tercih ediyoruz. Bu da aynı şekilde büyü saldırısı, bekleme süresi ve max can veriyor. Yani diğer üç itemle aynı. Hani bizim ihtiyacımız olan çoğu şeyi karşılıyoruz. Mana, bekleme süresi, can. Bunları karşılıyoruz ve dördüncü itemde de ne eksik? Hasar. Hasar. O kadar geldik. Bekleme süresi, can, o bu. Şimdi sıra geldi hasara. Can basıyor ama biraz da hasar vuralım. Mutlaka. Onun yerine de alimin gazabını alıyoruz ve güzel bir hasar elde ediyoruz. Son item olarak da hani biraz hasar eksik olmuş olabilir diyerek evet de. Abi yok hayır. Zaten insanın gözü doyulması lazım abi. Hani gerçekten tok insanı doyurmak en zor olur yani. Maalesef. Biraz daha hasar lazım değil mi? Hasardan ziyade hani biraz hani kırılgan çarlara vurduk. Boşluk asasını alıp biraz da hani tanklara büyü delmeyle. Çok tabii. Biraz da büyü delmeyle tanklara da hasar vuralım. Onu da vur çünkü. Yani adil olmuyor öyle yani. Tek atıyorsun, can basıyorsun, yetmiyor. Tanklara da vur. Onlar hani koruyamasın da onları da. Tabii canım, öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde çıkar yolu vermiyoruz. Aynen. Eşyalarımızla birlikte. Tamamen kapatıyoruz. Çok iyi. Yani bu 5 eşya orta koridor için. Evet. Bir de tabii ormanda da oynanıyor. Kısa bir şekilde hemen bir ormandaki eşya dizilimini gösterir misin bize? Göstereyim. Orman oynadığımızda genelde tank dizilimi yapıyoruz. Tank dizilimi yapmak için de tabii ki tank orman itemini alıyoruz. Onun ardına bu sefer büyü değil de bekleme süresini azaltan botu tercih ediyoruz. Çünkü orman dönüyoruz. Biraz daha lazım oluyor. Botun ardına dondurucu kucaklayışı almak. Tabii. Orman dönerken bizi daha da rahatlatacaktır. Bir nebze hasarımızı tamamlayacaktır. İkinci item olarak onun ardına Anka gücünü alabiliriz. Anka gücü. Tamamen tank. Birazcık tank. Bir ufak da hani biraz da hasar verelim diye atılım kaftanı alabiliriz. Evet. Bir ufak da hasar var. Bu da çünkü can da veriyor değil mi? Evet. Can artı büyü gücü gibi bir şey. Yani bu aslında orman oynarken biraz daha supportif olacağımız için bu itemi almak daha iyi olacaktır. Hem can yöneliğinde olacak çünkü tank kasıyoruz. Hasar vurma şeyinde değiliz. Son item olarak da vahşet zırhına gidebiliriz. Belki kanlı coşku. Tamam, tercihe bağlı. Ya da büyü direnci. Büyü direncini aslında aldık. O yüzden hani bizim için sanki en iyisi vahşet zırhı olacak gibi duruyor son item. O yüzden vahşet zırhını alıp sonradan da orman itemini tamamlayıp botu da geri çevirebiliriz büyü savunma botuyla. O zaman bu item dizilimi bizi jungle'da gayet rahatlatacak bir dizilim olabilir. Vallahi ağzına sağlık. Hem orta koridor Yuhan hem de orman eşya dizilimini verdik. Peki son soru artık. Yuhan neyle iyi gider ve neye karşı iyi gider? Ve atıyorum Yuhan'a karşı ne iyi gider? Böyle
kısa kısa bir cevap alırsak senden. Yuhan bir kere Musashi'ye karşı çok güzel olabilir. Çünkü evet. Musashi'nin atlaması var. Atlamasında ultisine basıp bir anda Musashi tamamen kötü bir pozisyonda kalıp hem Yuhan'ı atlayamıyor, hem hasarını vuramıyor, hem kötü bir pozisyonda kalıyor. O yüzden Musashi'yi çok güzel counterlayabiliyor. Evet. Musashi'ye karşı çok güzel bir çözüm. Neyle iyi oynanır? Dolle edeceksin. Anlattığımız tüm çarvarda dolle. Adam dolle yani. Yani hissediyorsun abi. Evet. Diyecek bir şey yok. Yani dolle ile gerçekten yani kötü olan, yani kötü olacak dediğimiz çar aslında çok zor. Yok, çok zor. Ama şöyle ki Lady Zen'dir, Kaiser'dir, aynı şekilde Yuhan'dır. Bunların ultisi aslında çok efektif. Hı hı. Oyunun en güçlü ultilerinden biri. O yüzden dolyasız aslında hiç diyemeyiz. Kesinlikle terbiyesizlik olur. Ama dolyayla da iki katı güçlü oluyorlar. Yetmiyormuş gibi, doğru diyorsun. Bugün Yuhan'a hiçbir şey yetmiyor. Vallahi. Dolyayla birlikte durduramazsın. Çok güçlü karakter. Evet. Yuhan'a karşı ne oynamam lazım peki? Yuhan'a karşı belki Mai'ye gidebilir. Niye diyeceksiniz? Çalıdan bir anda çıkıp seni tekleyebilir. Tek. Ya da Gammo. Hani belki o ara basamazsan diye ama onun dışında... Yani burst atabilecek, ultini kullanamadığında senin sana fırsat vermediği noktada bir anda mesela Mai çalıdan çıkıp hiçbir şekilde ulti bastırmadan seni tekleyebilir. Gammo evet. Uzaktan ultisiyle biliyorsunuz çok fazla burst vuruyor ve bir anda tek yiyebilirsin. Yani diğer türlü seni çok durdurabilecek çar yok. Yok. Valla bırak şimdi ağzına sağlık. Bu kadar zor bir karakteri çok basit gibi anlattım. Sinirlerim bozuldu. Ya karşıma çok oynuyorum ve çok zorlanıyorum ya, o yüzden böyle oldum. Yani metada yükselmek isteyenlerin kesinlikle oynaması gereken bu videoyu iyi dinleyin, iyi izleyin ve iyi uygulayın. Sizi mutlu eder. Altına Vrap'ın imzası var. Edemiyorsa dava açabilirsiniz. Vrap'a özelinde. Gerçekten Vrap, tekrardan ağzına sağlık. Şakalarımızı her şeyinle mükemmel bir konuktun. Sağ olun. Değerli dostlar, bugünkü kahraman tanıtımın sonuna geldik. Yuhan'ı istediğiniz yorumlarda gördük. Uzmanıyla karşınıza getirdik. Daha fazla farklı karakterleri yorumlarda belirtin. Uzmanlarıyla karşınıza gelelim ve bir sonraki kahraman tanıtım bölümünde bir bakmışsınız. Sizin merak ettiğiniz kahramanı burada uzmanıyla anlatıyor olacağız. O yüzden sağlıklı günler, Honor of Kings dolu günler diliyorum. Bol yıldızlı kazançlar diliyorum hepinize. Bir sonraki kahraman tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.